Şimdi konuşmaya başlayalım efendim. Hem söz sözcü yazarı, uluslararası ilişkiler ve strateji uzmanı akademisyen Doktor Naim Babiroğlu karşımızda. Naim Bey selamlar, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Can Bey. Teşekkürler, sağ olun. Sıcak notlarla başlayayım. Önce İsrail, Şam'a 25 kilometre mesafede olduğu iddialarını yalanladı. Ama biz İsrail Devlet Televizyonu'nda birkaç gün önce işte Şeyh Dağı geçildi. Ee, Golan tepelerinin ardına geçildi diye haberler verildiğini biliyoruz. İsrail devlet televizyonu herhalde kendi ordusuna dönük manipülatif haber yapacak değil. İsrail şimdi yalanlayarak aslında biz oralara geldik ama şimdi geri döndük mü demek istiyor yoksa bunu bir test amaçlı mı yapıyor herkese dünya kamuoyuna? Can bence şu gerçeğin altını çizelim. Ee, Suriye bu Şamın heyeti Tahrirşan tarafından kontrol altına alınmasından sonra 3 veya 4 parçaya bölünmüştür fiilen. Ve Türkiye ikinci Afganistan ve PYD-PKK terör örgütüyle komşu konumuna gelmiştir. Diğer bir gerçek, İsrail mevcut Suriye ordusunun dan arta alan silah sistemlerini, önemli cephaneliklerini önemli askeri hava limanlarını, alanlarını, askeri hava alanlarını, önemli hava savunma sistemlerini ve buna benzer Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin ordusunun altyapısını tümüyle çökertme hedefiyle sürekli bombalıyor. Mesela dün gece Suriye'nin kuzey doğusunda Türkiye'ye 3 kilometre mesafedeki Kamışlı'daki hava üssünü bombaladı. İçinde asker olmamasına rağmen. Yani şunu istiyor İsrail. Suriye ordusu kimin eline geçerse geçsin. ister ABD yanlısı, HTŞ'nin eline geçsin, ister başka bir yönetimin eline geçsin. İsrail'de personel olabilir asker olarak, Hı -hı. asker kıyafeti giymiş birileri olabilir ama Suriye, düzeltiyorum Suriye'de askeri kıyafet personel giymiş birileri olabilir. Evet. Suriye ordusu olabilir, mevcudu olabilir ama bunların İsrail'e karşı kullanabileceği herhangi bir silah sistemi kesinlikle olmayacak. Tabii. Dolayısıyla şu anda İsrail aslında Suriye ordusunun tamamen altyapı sistemlerini diyor. Bu şu demek... Şam yönetimi, bundan sonraki Şam yönetimini yani Suriye'yi yönetecek yönetim, yönetimin elinde sadece adı olan bir Suriye ordusu kalacak. Savaşma yeteneği olmayan bir Suriye ordusu olacak. Bunun bir kere altını çizelim. İkinci konu şu. İkinci konu, İsrail sizin biraz önce haberlerde belirttiğiniz gibi iki gece önce Golan Tepeler, biliyorsunuz Golan Tepeler'i daha önceki sizin yayınlarınızda çok kez Tabii. dinlendirdim ben. Golan hı hı. Tepeler'indeki mayınları 2-3 aydan beri temizledi İsrail. Golan Tepeleri ile Şam arasında. Hı hı. Şimdi o mayınları temizlemenin e, nedeni belli. Şimdi yani. su İsrail, Şam kontrol altına alındıktan sonra, yani Esad yönetimi devrildikten sonra... ...Golan Tepeler'ini kendi toprağı olarak olduğunu tamamen ilan etti. Zaten Trump 2018'de, tabii, 2019'da tabii. ilan etmişti ama şimdi İsrail bunu tekrar teyit etti ve Golan'dan doğuya doğru, yani Şam'ın güneyinden daha doğuya doğru bir tampon bölge oluşturmayla ilgili şu anda saldırısı devam ediyor. Dolayısıyla İsrail'in biz Şam'ın 25 kilometre güneyinde ilerlemiyoruz. Buna benzer bazı ifadeleri gerçeği yansıtmıyor ama şu belki gerçeği yansıtır. Niyeti Şam'a ele geçirmek değil. Niyeti Şam'ın güneyinde, Golan'dan Şam'ın güneyinden doğuya doğru bir tampon, bir koridor, güvenlik güvenlik koridoru oluşturmak istiyor. Bir, bize, Zaten, bize anlattıkları tampon bölgeyi aslında çok daha geniş hayal ettiklerini anlıyoruz. Kesinlikle öyle. Aslında. Dört parçalı Suriye'nin bir parçasını oluşturuyor. Hı hı hı. Yani Suriye, Suriye biliyorsunuz artık federal bir yapıya dönüşüyor. Muhtemelen Suriye federal İslam cumhuriyeti olacak, muhtemelen diyorum veya Suriye federal cumhuriyeti olur. Hı hı. Ama heyeti Tahrir Şam'ın şu anda ısrarla üzerinde durduğu konu bir İslam devleti. Eğer ABD ve diğer ülkeler ikna edemezse Suriye federal İslam devleti veya cumhuriyeti olacak. Ama bu cumhuriyet yani Suriye federal devleti muhtemelen 3 veya 4 parça. Birincisi PYD, PKK terör örgütünün Fırat'ın doğusunda bir otonom yapısı var. O kısa sürede ilan edilecek başbakanı hazır. Muhtemelen başbakan Salih Müslim olacak. Oradaki siyasi kanadın lideri. Hı hı. Diğer Fırat'ın batısında gördüğümüz mavi renkli alanda heyeti Tarışan ve diğer radikal grupların kontrol ettiği alan güneyi kastediyorum Türkiye'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun kontrol ettiği alan kuzeyde bu alanda Suriye'nin büyük bir bölümünü kapsayacak yaklaşık yüzde altmışını kapsayacak burada da bir Suriye Sünni Devleti olarak belki adlandırılacak otonom olarak işte şimdi Şam'ın güneyinde Golan Tepelerinden doğuya doğru ilerleyen ve güvenlik koridoru oluşturma amacıyla saldırısı devam eden İsrail'de muhtemelen suriye dürzi otonom bölgesi ilan ettirecek. Tartus ve Laskiye'de dikkat edin orada Rus bayrakları var, haritada görülüyor. Hmm. Laskiye-Hümeymim hava üssü ve Tartus deniz Burada da Doğu Akdeniz kıyı kesimine sıkışmış Esad'ı destekleyen Alevi Toplumun nüfusun toplandığı bir yer olacak. Buraya Sizin aktardığınız e, Fransa 1920 Fransızların 1922 haritasının bir iz düşümü. Aynen öyle. Tarih tekerrür ediyor. Yani bunun aynen iz düşümü. Bunu Suriye Alevi devleti derler mi veya onlara otonom verirler mi vermezler mi bilmiyorum. Onun için 3 veya 4 dedim ama hı hı. sonuç itibariyle Şam'ın güneyinde İsrail'e bakın orada Ertanf bölgesi var. Haritada görülüyor ekranda. Hı hı. Suriye yazısının güneyinde Ertanf, evet. Ürdün sınırında. Bu Eltan bölgesinde ABD'nin desteklediği radikal gruplar var. HTŞ'nin dışında, El-Kaide'nin dışında ama ABD'nin desteklediği. Bunlar da ne yapıyorlar şimdi? İsrail'in birlikleriyle buluşmak üzere batıya doğru hareket ediyorlar. Hı hı. Bu ne demek? El-Tanf'a kadar bir koridor olacak demek. İşte size Suriye, Dürzi Devleti demek istediğim bu. Ama bu öyle kalmayacak. Irak yazısının bulunduğu Irak sınırına, Doğuya doğru gidecek, o sarı alanla birleşecek ve PYD PKK terör örgütü devletinin güneyden İsrail'in oluşturduğu bu koridordan Akdeniz'e ulaşması sağlanacak. Bu da ABD'nin projesi. Neden? Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Suriye'nin kuzey doğusundaki PKK PYD terör örgütü devletinin denize açılan bir penceresi yok. Penceresi olmadığı için ekonomik açıdan büyük problem yaşar kara devletleri. Bunu önlemek için Suriye'nin açtığı bu koridordan Golan Tepelerinin o bölgeden denize açılan bir pencere ama İsrail'in güdümünde bir pencere olacak. Bu da o sözde devletin hayal ettiği bir olay olacak. Hadise